Arkadaşlar merhaba. AutoCAD dersimizin 28.sine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerde başlıklarında belirtildiği gibi arkadaşlar Extrude'un ayrıntılarını ve sweep komutundan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar bu komutu anlatabilmem için üst görüntüye geçiyorum ve birkaç parça bir şey çizmem lazım. Mesela siz Extrude yapıyorsunuz ama o Extrude'u bir yol boyunca hareket ettirmek istiyorsunuz değil mi? Yani zigzaglı şekilde gitmesini istiyorsunuz. O zaman arkadaşlar sweep veya Extrude'un içindeki pet özelliğini kullanmanız lazım. Peki nasıl kullanılacak? Neyi kastediyorum ben? Ona bakalım. Üstten bakıyorum mesela. Üstten baktığım zaman arkadaşlar 500. Ezbere çiziyorum tamamen bunları. 1000. Aşağı doğru yine 500 olsun. Sağa doğru 250 diyelim. Yukarı doğru da 150 olsun. Şimdi böyle bir parçam var. Ve buna tekrar önden bakıyorum arkadaşlar. Önden bakarken de bir tane kesit çizeceğim. Çizdiğim kesitimizde tabii yine polyline olmak zorunda. Artık çünkü 3 boyutta çalışıyoruz. 25 olsun. Tekrar sağa doğru 10 olsun. Şöyle aşağı doğru biraz yukarı biraz sağa doğru. Yani ezbere götürdüm tamamen. Tekrar aşağı doğru indiriyorum. Ve şuraya da şöyle çaprazlama birleştirdim. Daha sonra arkadaşlar bu polyline. Buna şöyle çaprazdan baktığımızda. Şunu istersek alalım. Ön tarafa taşıyalım. Çünkü o köşede durursa arkadaşlar program anlayamayabiliyor. Neden olduğunu daha sonra anlatacağım size. Şu komutu yaptıktan sonra sebebini söyleyeceğim arkadaşlar. Evet. Bakın bunu baş tarafına taşıdım. Şimdi Extrude'u da aldım. Ne yapıyorduk? Parçayı seçip Enter. Daha sonrasında arkadaşlar bakın şu şekilde gidiyor. Yalnız ben buraya kadar gittikten sonra bunu böyle devam etmeyip çizgiyi takip etmesini istiyorum. O zaman arkadaşlar şu aşağıdaki komuta girdikten sonra ölçü yazmadan önce şu aşağıdaki pet bölümüne tıklamam lazım. Pet bölümüne tıklıyorum veya P Enter diyorum. Tıkladıktan sonra arkadaşlar bana diyor ki yolunu göster. Yolunu gösterdik ve bu şekilde arkadaşlar bakın bizim 3 boyutlu parçamızı Extrude'un içerisindeki pet özelliğine göre yaptı. Mesela binanın dış cephesini çiziyorsunuz. Söve yapacaksınız değil mi? Binanın cephesinin dört tarafını dolaşan bir sövemiz var mesela. Veya su oluğu var. Suyun aktığı borumuz var mesela arkadaşlar. Borunun gideceği yolları line'la yani polilinle çizersiniz binanın dış cephesinden. Su borusunu da yuvarlak olarak çizip arkadaşlar yol boyunca bunu ne yapabilirsiniz? Extrude'la ve pet özelliği arkadaşlar bunu katı model haline dönüştürebilirsiniz. Veya su kanalıysa su kanalını dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. İşte burada mesela farklı bir parça yaptım. Bunu da boşaltmış olduk. Şimdi geri alıyorum. Veya geri almayalım. Hiç gerek yok. İşte bir tane dikdörtgen çiziyorum arkadaşlar. Şöyle yaklaşık kaça kaçmış? 330'a 250 civarında bir şey. Yani önden bakarak çizilmiş gibi duruyor bu şu an. Şimdi arkadaşlar bakın ben buna extrude vereceğim yine. Parçamı seçtim. Enter. Daha sonrasında arkadaşlar bakın şurada Taper Angle diye bir şey var. Taper Angle arkadaşlar. Bunu tıklıyorum. Bana diyor ki açını gir diyor. Bakın zaten şöyle mouse'um oynatarak yaptığım zaman görüyorsunuz. Mesela açıya diyelim ki 10 derece olsun. Enter. Şimdi bana yüksekliğini ver diyor. Bakın 10 derece açıyla bunu ne yapıyor arkadaşlar? Hep küçültüyor. Yüksekliğinde 300 olsun. Yüksekliği 300 olan, açısı da 10 derece olan bir tane konik bir parça çizmiş oldum. Şimdi arkadaşlar daha şimdi aklıma geldi. Şuradakini de geri alayım. İşte geri almamın sebebi aslında oydu. Evet, ilk haline getirelim. Şu parçayı şurada bırakmamıştım arkadaşlar. Veya bu parçayı konumuna göre bakalım neyi değiştiriyor. Neden orada bırakmamışım ona bakalım. Mesela bu parçayı aldım. Buraya koydum arkadaşlar. Artık çoğaltma işlemi pardon katı modele dönüştürme işlemi çizgi içeride kalacak şekilde olacak. Yani şöyle tepeden baktığım zaman arkadaşlar çizgi içeride obje dışarıda. Yani bu obje dolaşırken bunun çizginin etrafından dolaşacak. Az önce çizginin içinden dolaşıyordu. Dolayısıyla arkadaşlar yaptığımız parçanın boyutu çizginin boyunca ne yapacaktır? Etrafında dolaşacaktır. Yani siz parçayı yani kesiti nereye koyarsanız çizgiye göre de parçamız onun etrafından dolaşır. Yani atıyorum bunun uzunluğu buradan buraya kaçtı? Yaklaşık 40-45 değil mi? Eğer ben bunu içeri alırsam komple çizilen parça 45 buradan 45 de buradan ne yapacaktır? Küçük olacaktır. Buna dikkat edelim. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar Taper Angle bölümünde öğrendik. Şimdi ise şunu daha kolay bir yoldan yapalım. Sweep komutuna geliyorum arkadaşlar. Sweep komutuna geldikten sonra bana diyor ki parçanı seç. Seçtim. Enter'a bastım. Şimdi de yolunu seç diyor. Yolumu seçtim. Olay bu bitti arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Bakın şöyle gördüğünüz gibi yani extrude komutunun arkadaşlar hani pet özelliğine girmeden direkt petlenmiş hali burada var.
Geri alıyorum, bir daha yapacağım. Ctrl Z ile geri aldım arkadaşlar. Evet. Geldim buraya. Sweep komutunu arkadaşlar. Parçamı seçtim. Enter. Bunu da seçtim. Bu şekilde yapmış olduk. Yine hiç kullanmadığım bir özellik. Şimdi dikkatimi çekti arkadaşlar. Onu da size söylemiş olayım. Hani atlamayalım. Gerçi bu özelliğin birçoğunu şeyde kullanıyoruz. 3D Max'te kullanıyoruz aslında ama yani AutoCAD'de hani kullanmayacaksınız. Yine de ben size söyleyeyim. Hatta bakın şu görseldeki parçayı da çizmiş oluruz birazdan. Yay çizmiş. Biz de yayın aynısını çizeriz arkadaşlar. Sweep'te girdikten sonra bana diyor ki yine parçanı seç. Seçtim. Daha sonra Enter arkadaşlar. Bana diyor ki bakın işte neresinden referans alayım diyor. Base point. Tıklayıp istediğiniz noktasından referans almasını sağlayabiliriz. Az önce hani biz taşıyarak taşımıştık ya onu yapmıştık kendisi. Aslında bunun şu an base point'i referans noktası şurasıdır arkadaşlar. Çünkü buradan çakışmış. Bunu büyük yani sweep yaparken büyütüyüm küçülttüğüm ya diyor. O şekilde bir özellik sunmuş. Şu an yine bu da bizim için çok önemli değil ama şu twist arkadaşlar bazı yerlerde kullanılabiliyor. Twist'e girdikten sonra bana diyor ki işte bükme açısı ne kadar olsun diyor. Ben de diyorum ki bükme açısı 1 derece olsun diyorum. Tıkladıktan sonra arkadaşlar şimdi yolumu seçiyorum. Evet şu an bana dedi ki bu parçaya göre ben bunu bir açısıyla bükemedim dedi arkadaşlar. Muhtemelen olay şu. Bu parça buraya gidene kadar 1 derece döne döne çok fazla aşırı döndüğü için parçayı yapamadı arkadaşlar. Ben farklı bir parça üzerinde şu twist'i tekrar bir daha göstereceğim size. Çünkü 3D Max'e de aynı olay oluyor. Eğer dereceyi veya çizgiyi veya şu oranları düzgün vermezseniz yapamıyor. Nasıl yani yapamıyor? Arkadaşlar mesela şu profil çok büyük olursa, aşırı derecede mesela 5 kat veya 10 kat büyük olursa zaten yol çok küçük kalıyor mesela. Küçücük bir parça kalıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu buradan dönemiyor veya virajı alamıyor diyoruz biz buna. Hani şuradaki bölümleri al yapamıyor arkadaşlar. Dolayısıyla hata verebiliyor. Yani çizdiğiniz kesitle çizdiğiniz yol mantıklı değerler olacak arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle alalım. Tepeden attıktan sonra. Loft bölümüne geçelim arkadaşlar. Şuradaki loftumuz. Loft arkadaşlar, tabii lofta geçmeden önce az önce size söz verdiğim gibi arkadaşlar sweep'teki yay özelliğini anlatayım. Ondan sonra lofta geçelim o zaman. Şimdi şurada hatırlarsanız bir tane bizim yay komutumuz vardı. Bunu hiç anlatmadım diye hatırlıyorum. Helix arkadaşlar. Birçok amaç için kullanılabiliyor. Komuta tıkladıktan sonra herhangi bir yere tıklıyoruz. Tepeden bakıyorum. Yay şeklinde açtım. Yarı çapı ne olsun diyor yayımızın. Yayımızın yarı çapı diyorum ki 200 olsun. Daha sonra yayımızın tepe açısı kaç olsun? Hani bu yay yukarı doğru çıkarken daralacak mı, büyüyecek mi veya nizami mi çıkacak? Biz diyoruz ki az önce 250 demiştim herhalde. 200 demiştim pardon. Yine 200 diyorum. Tepe açısı da 200 olsun. Simetrik şekilde çıksın. Yüksekliğine de 1000 dedim arkadaşlar. Şimdi benden yüksekliğini soruyor çünkü. Yani taban yarıçap, tepe yarıçapı ve yükseklik olarak bunu girdik. Girdikten sonra arkadaşlar bakın parçamız bu şekilde çıkmış oldu. Şimdi şöyle eski özellikler diyor arkadaşlar ama 2015'ten sonra gelen bir özellik. Herhangi bir daire, dikdörtgen veya ne bileyim farklı bir obje çizdiyseniz iki defa üzerine hızlı hızlı tıklarsanız arkadaşlar size buradaki değerlerin bazılarını değiştirmenize izin verebiliyor. Mesela 250 diyelim taban yarıçapına. Üstü de 220 olsun. Turns diyor bakın arkadaşlar kaç defa dönmüş. Tabii bunu yaparken de bize soruyordu ama ben orayı atladım direkt. Kendim mesela turn sayısını 10 dedim. Ve daha sonra kapattım arkadaşlar. Yani kaç tur atacak? 1000 yüksekliğe çıkarken yani 10 santim demiştik. 1000 milim daha doğrusu arkadaşlar. 1000 milim yukarıya doğru çıkarken kaç tur atacağını söylüyor bize. Şimdi tekrardan önden bakıyorum. Fronttan. Ve yuvarlak komutu. Ama mesela şimdi az önce bahsetmiştim ya ben size. Çizdiğiniz kesitle çizdiğiniz yol mantıklı bir şey olsun. Mesela gidip de bunu böyle bu kadar büyük çizersen yapamaz arkadaşlar. Hata verir. O yüzden bunu mesela geldim 15 diyorum. Bu şekilde bir şey yaptım. Tam da zaten ucunda duruyor şöyle gördüğünüz gibi. Extrude komutuna girersem veya Sweep komutuna girersem Pet özelliğinden bunu da yapabilirim. Parçayı seçtim. Hatta size şöyle yapalım. Fronttan tekrar bakıyorum. Arkadaşlar bir tane daha daire çiziyorum. Onun da 5 olsun arkadaşlar yarıçapı. İç içe 2 tane dairemiz oldu. Sweep komutuna geldim. Profil olarak bir bunu seçtim, bir de bunu seçtim. İkisini birden seçtim bu sefer. Enter. Daha sonra da çizgimi seçiyorum. Seçtikten sonra evet şöyle gördüğünüz gibi hemen çıkacaktır. Tabii yay olduğu için bir de iki profil olduğu için birazcık tabii bilgisayarınız hesap yaptığından dolayı bekleyebilir. Şu an iç içe geçmiş iki tane parçam var.
Hatırlarsanız bir önceki derslerden de arkadaşlar boşaltma komutumuz vardı. Solid Substract diye. Ana gövde Enter. İçindeki gövde Enter deyince bu şekilde bunu da yapmış oldum. Eğer 3DMX animasyon falan yapıyorsanız arkadaşlar, mesela tüneller içerisine şu yoldan kamerayı falan takip ettirmek istiyorsanız ve içerisinde de farklı sanatlar yapmak istiyorsanız tam bunun için biçilmiş bir kaptan. Tabii bu ileriki aşamalarda Maya ve 3D Max'te kullanacağımız özelliklerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi evet, gördüğünüz gibi içi ortası boş bir tasarım yapmış oldum. Bu şekilde arkadaşlar sweep ve loft komutunu da öğrenmiş olduk. Loft'u değil, pardon. Loft'u da arkadaşlar bir sonraki derse bırakıyorum. Hatta ya bir sonraki ya da ondan sonraki derste arkadaşlar AutoCAD 2018'in hem kurulum videosunu yayınlayacağım hem de AutoCAD 2018'den devam edeceğim. Çünkü artık hani 2018'de yayınlandı. Yayınlandığı için arkadaşlar çok da geri kalmadan yeni versiyonla sizin de geçmenizi tavsiye ederim. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.